Yutulan yıldız 355 bulut bineğin gücüyle iletişime geçiyor. Üçüncü kardeş. Yıldırım tanrısı boğazını temizledi ve Wolfhang'in bulutla temas eden zırhına baktı. Bu asma şimdi ne kadar güçlü. Hon ayrıca Wolfhang'in bulutla temas eden zırhına da baktı. Belli ki asmanın daralmasının devasa aurası onu tamamen sersemletmişti. Ben de pek açık değilim. Luofeng gülümsedi. Bulutla temas asması. Luofeng'in düşünceleri harekete geçti. Hemen Luofeng'in vücudundan 2 metre uzunluğunda bir asma belirdi ve onun yanına yere düştü. Babata, şu asmayı tarayın. Luofeng zihinsel olarak Babata ile iletişim kurdu. Çok özel bir bitki yaşam formu olan bulutla temas eden sarmaşığın güç seviyesini taramak zordu. Genellikle insanlar için güçlerini kuantum bilgisayarlarla veya yapay zekalarla taramak basitti. Canavarlar, uzay canavarları ve benzeri için bunlar da basitti. İnsanlar ve hayvanlar et ve kan grubu canlılara aitti. Ancak bitki yaşamı, içinde minyatür gezegenler bulunan insanlardan farklıydı. Bu nedenle testler zordu. Özellikle bulutla temas eden asma gibi, küçüldüğü ve bir insanın cildine girdiği an, tıpkı daha önce insanların Luofeng'e bakıp onun gücünü test ettiği zamanlar gibi. Sadece Luofeng'in gücünü test edebilirlerdi. Kimse test edemezdi bulut temas asmasının gücü. Bunun nedeni asmanın tamamen özel bir yaşam formu olmasıydı. Asmanın gücünü mü test ediyorsunuz? Bu, asmanın ev sahibini terk etmesini ve aurasını tek başına salmasını sağlamasını gerektirir. TSK, TSK, hiç de fena değil. Babata şok olmuş görünüyordu. Ne kadar? Luofeng zihinsel olarak sordu. Bulutla temas eden sarmaşığın seviyesi. Evrenin seviye ikisidir. Babata şöyle dedi. Bulutla temas eden asma çok güçlü ve dayanıklı bir yaşam formudur. Aynı seviyede ve sınıfta insanların %99,99'u birine rakip olamaz. Sizinki evren seviyesine ulaştığında iyi bir şekilde yetiştirilmiş ve beslenmişti. 72 ana sarmaşık geliştirdi ve bunların her biri şok edici hücre gücünün yanı sıra 72 sarmaşığın birleşik kuvvetleriyle evren ikinci seviye insan savaşçıya benziyor. Evrenin üçüncü seviyesindeki insanlar eş bile değil. Evrenin ikinci seviye bulutla temas eden asması. Aynı seviye ve derecede ki altın boynuzlu canavardan çok daha zayıftı. Yıldız seviyesi 7'deki altın boynuzlu canavar zaten yıldız seviyesi 9'daki insanları kolayca öldürebilecek kapasitedeydi. Bulutla temas eden asma, 72 ana asma olan hücre gücüne güvenerek evrenin 4. seviyesindeki insanlara karşı hala bir mücadele verebilir. Bir süre sonra Luofeng ve grubu evren gemisini çağırdılar ve onu dağlık bölgedeki bir nehrin derinliklerine yerleştirdiler. Evren gemisi, kontrol odası. Alaşım zırh giymiş Luofeng, Hon ve Yıldırım Tanrısı kontrol panosunda duruyordu. Önlerindeki sanal ekrana bakıyorlar. Aogu hala kulübede dinleniyordu. Bir dünya içinde dünyanın en büyük taraması. Luofeng emretti. Giminin yapay zekası saydığıyla evet efendim diye yanıtladı. Bu gemi stok olarak kabul edildi. Babata bunda herhangi bir ayarlama yapmamıştı. Dolayısıyla geminin yapay zekası. Hala gemiyi inşa ederken sağlanan stok yapay zekaydı. Önlerindeki ekran bir dünya içinde dünyanın devasa sahnesini hemen gösteriyordu. Luofeng, bu geminin tarama alanı ne kadar geniş? Gök gürültüsü tanrısı sordu. Gemi merkezde 100 bin kilometre. Luofeng gülümsedi. Bu oldukça geniş bir alan.
Hon başını salladı. Evren gemilerinin hepsi kendi tarama ekipmanlarıyla geliyordu. Eğer herhangi bir evren kaşif gemisi bir gezegene varacaksa, kesinlikle kısa bir süre içinde tüm gezegenin yaklaşık durumunu tarayabilirdi. Ancak bu tarama ekipmanları ilkeldi, şok edici miktarda enerji veya anormallik ve benzeri olup olmadığı konusunda yalnızca nüfusa dair bir tahmin verebilirdi. Gezegenin minerallerine, doğru nüfusa ve güce vesaire gelince tespit edemiyordu. Bu taramalar alanı ve boyutu vurguladı ve Babatan'ın tarama ekipmanı sadece 20 kilometrelik bir alana sahip olmasına rağmen gezegenin mineral yapısını, insanın gücünü, zırh derecelerini, malzemelerini, insanın zihinsel yeteneklerini ve benzeri çok özel ayrıntılarla tarayabiliyordu. Usta, bu bölgede 32.169 insan var. Geminin yapay zekası bildirdi. 32.169 tanesi mi? Luofeng'in gözleri parladı. Kaç takıma ayrıldık? Bir takımda 16.300 insan var, diğerinde 10.000, diğerinde 5.862 ve bir takımda da 7. Geminin yapay zekası saydılı bir şekilde rapor verdi. Aynı zamanda, sanal ekran hızla 4 sahneye bölündü. Her biri 4 takımı gösteriyordu ve 7 kişilik ekip şu anda kovalanıyordu. 16.300 kaşiften oluşan en büyük ekip, onları kovalamak için 3 gruba ayrılmış. Bitti, bu 7 kişi kaçamaz. Yıldırım Tanrısı baktı. Kaçamazlar, etrafı sarılmış durumda. Hon dedi. Luofeng içini çekti. Bu dünya içinde, bu dünyada, bu kadar küçük ekiplerin hayatta kalması zordu. İlk hedef 16.300 kişilik ekip olacak. Luofeng dedi. Yıldırım Tanrısı arkasını döndüğünde şok olmuş görünüyordu. Garantiniz var mı? Hon Shupiel sordu. Evet. Luofeng başını salladı. Geniş çimenlik alanlarda, 7 kişilik bir ekip şu anda birçok başka kaşif tarafından kuşatılmıştı. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Bizi öldürmeyin. Göktaşlarımız var. Göktaşlarımızı vermeye hazırız. 7 kişilik ekip yüksek sesle bağırdı. Haha, teslim olmak mı? Teslim olmanızı neden kabul edelim? 3 takım daha önce çok uzaktaydı ama göz açıp kapayıncaya kadar birkaç 10 kilometre kat ederek merkezdeki 7 kişilik takımı köşeye sıkıştırdılar. Biri 3000 kişiden oluşan 3 takım küçük takıma bakarken gülüyorlardı. Bunun nedeni zaferlerinin tam garantisine sahip olmaları ve dolayısıyla onları öldürmek için acele etmemeleriydi. Haha, hepinizi öldürdükten sonra hala gök gürültüsü taşlarınızı alabileceğiz. Yüzünde siyah çizgiler olan güçlü görünüşlü bir adam yüksek sesle güldü. 7 kişilik ekibin yüzleri solgunlaştı. Daha önce bizi toplamamış mıydın? Küçük takımın kaptanı, altın rengi pırıltılı saçları olan yakışıklı bir adam yüksek sesle bağırdı. Daha önce hepinize katılmaya ve yıldırım taşları toplamanıza yardım etmeye istekli olduğumuz sürece, kuruluşunuzun adını tehlikeye atarak güvenliğimizi garanti altına alacağınızı söylemiştiniz. Haha, aptal. Orası müttefik ordu üssünde. Üssünde öldürmek yasaktır. Bu yüzden sizi topladık ve bu dünyanın diğer yerlerinde, bir dünya içinde sizi doğrudan öldürebiliriz. Evren kristalleri dahil her şeyiniz bize ait. Zavallı aptallar, çok açgözlülük yaptınız. 3000 kişilik ekip, 7 kişilik küçük ekibin etrafını sarmıştı. 7 kişilik ekip tamamen perişan haldeydi. Kaptan, diğeri altısı altın saçlı adama baktı, yalnızca başını acıyla sallayıp kaldırdı. Sana yalvarıyorum, sana evren kristallerimizi, yıldırım taşlarımızı vereceğim. Hayatlarımızı bağışla. Hala rüya mı görüyorsun? Çok aptal, zavallı aptallar. 3000 kişilik ekip güldü. Oyunmayı bırakın, onları öldürün. Yüzü pullarla dolu kel bir adam bağırdı. Evet, Chiyu, Chiyu, Chiyu. Chiyu, Chiyu,
Chiyo, 7 kişilik ekibin umutsuz bakışlarında, ruh silahlarından oluşan bir yağmur yağdı ve onları anında parçalara ayırdı. Ve bunu takiben 3 ekip cesetlerin etrafını sardı. Bir üye hızla uçarak onların tüm hazinelerini aldı. Kaptan, üye, saklama halkalarını kel pulu adama verdi. Evet. Kel adam başını salladı, hadi geri dönelim. Geniş takımlar arasında kel adam, aniden depolama halkalarından hangi hazineleri aldıklarını kontrol etmek üzereydi. Şimşek kadar hızlı, küçük sarmaşıklar aniden aşağıdaki toprağı delerek kel adamın bacaklarını hızla bağladı ve onu şiddetli bir şekilde yer altına sürükledi. Kaza, hemen yerde büyük bir delik belirdi ve kel pul adam ortadan kayboldu. Yanındaki diğer iki kaptan yardımcısı, ilk başta güler yüzlü ve umursamaz bir tavırla baktıklarında, yanlarında duran kaptanın bir anda ortadan kaybolduğunu ve yerde bir çukur oluştuğunu fark ettiler. Delik. İki kaptan yardımcısı deliğe geniş gözlerle baktı. Kaptan, neler oluyor? Kaptan nerede? İki kaptan yardımcısı ve çevredeki üyeler şaşkına dönmüştü. Onların gözetimi altında biri gerçekten çalınmıştı. Kaptan aşağıda, yaşam gücü yok, öldü. Bir ruh okuyucusu üyesi, 12 metre yer altında, diye bağırdı. Hemen bir grup yıldız seviyesi 9 kaşifi yer altını kazmaya başladı. Çok hızlı bir şekilde kaptanlarının cesedini buldu ve onu yüzeye çıkardı. Bu, aman tanrım, iki kaptan yardımcısı ve çevredeki üyelerin hepsi cesede şok olmuş bir şekilde baktılar. Kafası ölesiye yarılmıştı. En şok edici şey, parmaklarından birinin kırılmasıydı ve o da saklama yüzüğünü takan parmaktı. Çabuk ana kaptana haber verin. Kaptan öldürüldü ve depolama yüzüğü alındı. Ve yerin derinliklerinde, uzun ince bir asma hızla geri çekildi. Üzerinde kırık parmağın ve saklama halkasının etrafına sarılmış bir yaprak vardı. Asma, Babata'nın saklandığı bilezik olan bir bileziği bile takıyordu. Babata tarama yarıçapını serbest bırakarak evren gemisinin 100 bin kilometrelik alan sinyaline hızla bağlandı. Luofeng, Luofeng, alındı, alındı. Luofeng evren gemisinin içinde duruyordu. 3 ana sarmaşık, takımların 3 kaptanını ayrı ayrı öldürüyor. Başarı, çok iyi. O devasa ekiple çalışmaya devam edin. Luofeng dedi, tamam. Ancak o büyük ekibin ayrıntılı tarama ekipmanı olması muhtemeldir. Gök gürültüsünü taramak için bunu kullanıyorlar. Bulutla temas eden sarmaşığı keşfedebilirler. Babata, bu ekipmanlardan herhangi birini ve sinyallerini bulursam avı durduracağım, dedi. Pekala, bu avda öncelik diğer ekiplerin bulut iletişim asmasını keşfetmesine izin vermemek. Gizliliğini garanti altına alın. Luofeng dedi, tamam o zaman devam edeceğim. Babata aramayı kesti. Bu avukat, yeri delip geçen bulut temasına ve Babata'nın ona talimat vermesine büyük ölçüde güveniyordu. Tarama alanı ve seviyesiyle doğal olarak kıyaslanamayacak kadar netti. Bulutla temas eden asmanın gücü sayesinde hiçbir takımdan gerçekten korkmuyorlardı.